Merhabalar, ben otomobil firmasından Murat. 2021 Karavanis İstanbul Fuarı'ndayız. TÜYAP'tayız. Yerimizi aldık. Erkin abi ziyaretimize geldi ve biz çok mutlu olduk çünkü Erkin Bey daha önce bizim Ronin modelimizi incelemişti. Oradaki eleştirilerden ya da yönlendirmelerden ders aldık. Şimdi çok daha iyi bir model olan Ronin X-Large modelini gerçekleştirdik. Bunun yanında sürprizimiz var. Sürprizimiz de farklı bir araç üzerine Volkswagen Transporter kamyonet üzerine yaptığımız Freedom ürünümüz. Mevcuttaki Ronin ürünümüz hemen arka tarafta yer alıyor. Onda 3 kişilik yatma kapasitesi varken onun bir boy büyüğünü, alkoven kısmını büyüterek sabit yataklı bir versiyonunu yaptık. O videolarda eleştiriler vardı. Daha küçük olduğu, daha büyütebilir mi gibi yönlendirmeler vardı. Daha büyüğünü yaptık. Buyurun efendim, içine girelim hep birlikte. Şimdi üst tarafta alkovende 190'a 140'lık bir yatağımız var. Kocaman bir yatağımız var. Yaklaşık 80 santim yüksekliğinde. Opsiyonel olarak üst tarafında tavan eki ve etrafında camlar alabiliyorsunuz. Bunun haricinde çok önemli bir eksiğimiz vardı. Ön tarafla arka taraf arasında iletişim kurulamıyordu. Şu anda yeni modelimizde gördüğünüz gibi ön taraf ve arka taraf arasında ilişki kurulabiliyor. Gayet güzel. Yine arka taraftaki yatağımız sabit kaldı biraz daha daraltılarak. Buradaki yatağın boyutu da yaklaşık 1.20'ye 1.90 şeklinde. Masa gene yan dönecek, çökecek ve burada da 2 kişilik yatak olacak. Üst tarafta baş üstünde dolaplarımız, saklama alanlarımız sabit kaldı. Alt tarafta gene dolabımızda saklama alanımız var. Kocaman camlarla panoramik bir görüntü satın alabiliyorsunuz. Yapımız aşağı yukarı bu şekilde tamamlandı ama ekstra olarak yine amber aydınlatmalar geldi. Ayrı bir hava katıyor. Daha görsel olarak geliştirildi. Bunun haricinde yine banyo WC kısmında ahşap kapıları bıraktık. Böyle store kapıları geçtik. Daha fonksiyonel olduğunu düşündüğümüz için. Araç tamamen aynı. Fiat Pratico üzerine üretiyoruz ama bir sürprizimiz olacak size. Farklı bir araca da çalışma yürüttük. Onu da birlikte incelemek isteriz. Alkoven kısmı büyüdüğünde normalde ön tarafta 30'a 70 bir cam kullanırken şu anda 30'a 52 cam kullanıyoruz daha ferah olsun diye. Çünkü orada normalde bir kişilik yatma kapasitesi varken artık iki kişi orada yatabiliyor. Şimdi bu bizim klasik Ronin modelimiz. Neleri yenilediğimizi görmeniz için öncelikle buna bakalım. Ondan sonra diğer aracın incelemesine geçelim. Girişte bir sağ tarafta bizi mutfak ünitemiz karşılıyor. İki göz ocağımız ve evyemiz. Alt tarafında buzdolabımız var. Sol arka tarafta da dönüştürebilir çift kişilik yatağımız var. Normal şartlar altında. Üst tarafta da tek kişilik bir yatağımız var. Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Normalde çok fazla ön arka taraf ilişkisi kurmamızı istediler. O nedenle Ronin XL modelinde bu yapıyı önle arka tarafta bir bağ kurulmasını sağladık. Yatağı da biraz daha büyüttük. Normalde buradaki yatağımız bizim 90'a 1.90'dır. Eğimden dolayı biraz daha basık hissediliyordu. Orada alkoven kısmını tam düz tutarak yaklaşık 1.40'a 1.90'lık kocaman iki kişinin yatabileceği bir yatak yaptık. Özdemir abi, sana da sorayım. Beraber geldik ama ne kadar çok değişmiş değil mi abi? İnanılmaz. Şimdi Serkan'la onu konuşuyorduk. Eskisiyle bu yenisi arasında gerçekten çok büyük fark var. İçeriye girdiğin zaman çok daha hava der. Yani koridor bile oluşmuş. Evet, kesinlikle. Üst tarafın iki kişilik olması çok çok daha iyi olmuş. Müşterilerden gelen verilere göre, onlardan gelen yapıcı eleştirilere göre biz onları hep not aldık bütün sene boyunca ve ürünlerimizi o şekilde geliştiriyoruz. Hiçbir müşteri eleştirisini kulak arkası etmiyoruz aslında bakarsanız. Onların hepsi kayıt altındadır bizde ama günü geldiğinde onlar ürünlere yansıtılır. Şöyle anlatayım size. Geçen sene fuarda aslında bu ürünümüz vardı bizim. Bu ürünün tasarımı vardı. Mental olarak tasarımı vardı. Ama gerçeğe dönüşmesi bir seneyi aldı. Seneye yeni sürprizlerimiz olacak. Erkin abinin takipçileri bizi de takip etmeyi unutmasınlar. İlk bizim kanalda olsun bari. Özdemir İnşallah. Abiyle çektiğimiz evet, video. Evet, evet, vallahi evet. 300 bini geçti. Aha, şöhret evet, oldu. Evet, evet, şu anda kanalda en çok izlenen evet, video evet, oldu. Süper, ha, süper. Ben de süper, bunu duydum. Kesinlikle. Ama sizi de tebrik Peki, ederim. Peki Özdemir abi, şeyi soracağım. Bu güncellemeler hakkında ne düşünüyorsunuz yani siz? İçeriden göster abi. Bir, evet. İçeriden bakalım. İlk şuradaki giriş. Diğerinde çok dardı. Buradan şimdi çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsun. Ve şuradaki alan.
şu alan çok iyi olmuş. Diğerinde bu kadar değildi. Tezgahın burada olması girişi kapatıyordu. Fakat şimdi burada bir dezavantaj mı artık avantaj mı onu tam kavrayamadım. Burası iki kişilik bir yatakken şimdi 1,5 kişiye düşmüş. Çünkü tezgah böyle gelmiş. Üst taraf iki kişilik olunca hani aslında yatak tercihini yukarı almışlar. Yatak tercihini yani ebeveynlerin burada yapması tamam çok güzel olmuş. Çocuk burada yapacak bu sefer. Evet. Buradaki dezavantaj mutfak buradayken mutfağın üzerinden çıkmak gerekiyordu küçük tabii. Yatağa. O en kullanışsız yeriydi karavanın. Onu seninle konuşmuştuk hatta. Evet. Olur ya sen uyurken çocuk yataktan inerken veyahut da olur ya insanlık hali ocakta tabii. Bir şey olabilir üzerine basar büyük bir felaketle sonuçta. Hijyen anlamında giderken, güvenlik anlamında yanlıştı. Şu, güzel olmuş. Şu evet. Çok dört dörtlük olmuş. Buzdolabı buraya gelmiş. Bunun üzerine basarak çıkacak veyahut da şuraya merdiven gibi bir raf yapmışlar. Galiba oradandır çıkılıyor. Ve şey de güzel olmuş. Ön tarafla arka taraf artık birbirine bağlantılı. Eskiden duvar vardı yani. Hani tamamen alakasız iki ayrı aslında şeydi. İyi mi oldu kötü mü oldu onu bilemiyorum. Ben, yani belki burası kapalı olsa daha iyi olacak. Bir perdeyle kapatılır orası ama gerektiğinde bence hani bir ses bile bir İletişim anlamında ben doğru buldum bunu ama her şey tercih zaten. Tabii, tabii, tercih. Bir de eskisini gösterelim ki insanlar eskisine anlasın. Eskisine bakalım. Aynen demin çarptık. Şimdi buradaki bahsettiğim yer şu giriş mesela. Ben şöyle bir gireyim. Demin evet. Evet. Şurası mesela, çok engel oluyor bu girişi. Evet. Zorlanıyorsun. Buraya geliyorsun. Burada mesela deminki gibi bir koridor yok. Ama bunun arka yatağı geniş. Burada da tek bir tane çocuğun yatabileceği, hatta Asya burada yatmıştı. Evet, benim kızım orada yatmıştı. Evet, evet. Tam boyu boyuna denk gelmişti. Hatta önde cam yoktu, biraz klostrofobikti. Evet. Bu güzel. Evet. Yani evet, yeni versiyonunu daha çok sevdik. Yok yok, bu gerçekten güzel. Şey, yeni versiyonu, X-Large olan Ronin modeli çok çok daha güzel. Yine kiralayalım gidelim abi, yeni modeli. Kiralayalım, bir de onu test edelim. Tamam. Şimdi fuara özel hazırladığımız diğer modellerimizi de size göstermek için böyle alalım, buyurun. Moican modeli gene müşterilerden öğreniyoruz. Onların taleplerine göre ürünler geliştiriyoruz. Bizim en çok sattığımız modellerden biri aslına bakarsanız gladyatör ürünümüz ama daha küçük, daha fonksiyonel, hafta sonu kaçamakları için çok hızlı şekilde hareket edebileceğiniz daha ufak bir ürün istediler. Ve Moican bu vesileyle müşteri talebi doğrultusunda üretildi. Moican iki yetişkin bir çocuğun yatabileceği bir modelimizdir. Daha prototip aşamasında geliştirilecek ama çok fazla ilgi gördü. Şu anda Karavanes Fuarı'ndaki en uygun fiyatlı ürünlerden birisidir. 39.000 artı KDV fiyatı, başlangıç fiyatı var. Şu anda Fransa'ya ve Katar'a sipariş aldık bu ürünümüzle alakalı. İnşallah çok başarılı olacak bir üründür. Mutfak kısmı bu şekilde açık halde bırakabiliyorsunuz. İsterseniz arka tarafta konaklama varsa bunu ittiğinizde arka taraf, ön taraf bağlantısını kapayabiliyorsunuz. Bu tarz ürünlerde genelde şey problemi var. Yatarken mutfağa erişilemiyor. Bir su almak için dahi etrafından dolaşmanız lazım. Bizde böyle bir dert yok. Onu da şu şekilde çözdük. Bunu çektiğinizde, kapattığınızda aslında arka taraftan şu anda mutfağa erişebiliyorsunuz. Bunun haricinde baş üstünde küçük bir saklama dolabımız var. Harici olarak üst tarafta açılır tavanımız var. Bunu tam açtığınızda yıldızları izleyerek uyuyabileceksiniz. Yaz aylarında güzel olacağına inanıyoruz. Harici olarak yan tarafta açılır bir verandamız var. Bu verandadan da denizi izleyebileceksiniz. Ya da manzaraları da çok keyifli şekilde izleyebileceksiniz. Otomobil olarak Ronin, Freedom ve ondan sonra Ducato, Reviva gibi ürünler. Bu ürünlerin tamamının üreticisi biziz. Bizim dışımızda Ronin modelini üreten bir firma yok. Ama bizden alıp kiralayan firmalar var. Gayet de başarılı bu işi yürütüyorlar. Ama belirtmek isterim, altını tekrar çiziyorum. Tek üretici firmayız. Yurt dışında Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde bayilerimiz var. Orta Doğu'ya çalışmamız var. İnşallah Türkiye'nin yüz akı olacağız ve bu ürünleri bütün dünyaya pazarlayacağız.
Running ürünü almak isterseniz dilediğinizde aracı biz de temin edebiliyoruz ama biz müşterilerimize genel itibariyle aracı kendilerini bulmalarının daha doğru olacağını söylüyoruz. Çünkü motokaravanlarda ek bir ÖTV vergisi vardır. Bunların hepsi ticari araçlardır. Genelde de Türkiye şartlarında o ÖTV yükü ağır geldiği için 5 yaş üzerinde araçlar temin edilmektedir. O yüzden müşterilerimize diyoruz ki aracınızı siz getirin. Biz Ronin modelini size 98 bin artı KDV'ye standart başlangıç olarak sunalım. İstediğiniz gibi opsiyonel donanımlarla ürünü zenginleştirebiliyorsunuz ama alacağınız opsiyonel donanımlar fiyata ayrıca eklenmektedir. Bunun haricinde yeni geliştirdiğimiz Freedom ürünümüz 108 bin artı KDV başlangıç fiyatı vardır. Freedom ürün yeni çıktı. Bu ürünümüzün de standart donanımlı başlangıç fiyatı 149 bin artı KDV'dir. Onu da opsiyonel donanımlarla zenginleştirebiliyorsunuz. Fuarımızın en ucuz, en uygun ürünü Mohican. Mohican modelimizde 39 bin artı KDV standart donanımlı başlangıç fiyatı vardır. Bu ürün dünyada eşi benzeri olmayan bir ürün. Türkiye'de yenilik adına karavaniz fuarında gezdiğinizde özgün olan neredeyse tek üründür. O yüzden bunu ayrı bir videoda inceleyelim. Erkin abi çok doğru videolar yapıyor. İnsanları bilinçlendiriyor. Sektör hep birlikte kalkınacak. Doğal olarak bizim sektörümüz için de çok değerli. Lütfen kanalına abone olup takip etmeyi unutmayın.